Yeryüzü bir sayfa. Satırlar bahçe. Kelime ağaç. Değil mi? İncir ağacı. Kelime. Peki Harfler meyve. harfler incir ağacının meyvesi. İncir. Peki çekirdek nokta oluyor. Nokta. O noktaya atı mı incir ağacı çıkıyor. O arada nokta kim yapmışsa, çekirdek kim yapmışsa, incir yapan o. İncir kim yapmışsa, evet, Acı yapan mı? onu yapan. Ali veya Ahmet, beş harfli bir kelime. Neden meydana geliyor? Harflen. O halde kelime kim yapmışsa, A'yı yazan o mu? Şimdi bütünden parçaya inecek. Sonra da parçadan bütüne çıkacak. İki türlü ispat edecek bakın. Yani bütünü kim yapmışsa parçaya yapan o. Örnek vereyim mesela. Diyelim ki senin kol saatin var. Peki saat kimin? Diyor benim. Peki saat içindeki akrep kimin? Bunun. Olur mu? O da senin. Peki yakovan kimin? Bunun. O da senin. O halde saat kim yapmışsa akrebi yapan, yelkovanı yapan, içindeki çarkları yapan o. Bir fark ediyor mu? Bak. O halde kelimeyi yazan kim kelime yazmışsa? Harfi yazan o. Sonra bir sayfayı yazan şimdi sayfa kim yazmışsa bu sayfa satıra meydana geliyor. Sayfa kim yazmışsa satır yazan satırı yazanın gayrısı. başka olması mümkün değil. Kim yazmışsa sayfayı satır yazan o. Sonra Kitabı yazan hadi kitabı yazan sayfayı yazanın gayrısı çünkü olması sayfa kitabın içinde olması mümkün olmadığı gibi şimdi bu bütünden parçaya indi. Biz ona sosyolojide tümden gelim diyoruz. Yani dedüksiyon diyoruz. Şimdi bir parçadan bütüne girecek. kime varım? Tüme var. Oku bak şimdi. Karıncayı halk eden, cinsi hayvanı halk edenin Karınca gayrısı. hayvan mı? Bir karınca yaratan, bütün karınca yaratan o. Sonra Hayvanı yaratan, arzı yaratanın gayrısı. hayvanı yaratan, bütün arzı yaratan o. Arzı yaratan Arzı halk eden, Rabbül Aleminin gayrısı olması muhaldir. şimdi görüyorsun. Tevhid yaptı mı? Şimdi böyle bir kainat kitabı. Şimdi burada ince bir nokta. Sözde bak şimdi. Üstad diyor ki 11'ini sözde. 11'ini sözde. 11'ini sözde. Bakın bir cümle var. Ben ezbere söyleyeyim ama burada yer görsen daha iyi olur. Bak şimdi oku mesela. Şuraya. Çünkü Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret hep kalır. ezberlenecek cümleler var. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Yani kitap var değil mi? Farz-ı mal, argot önce bir dil. Yok öyle bir dil diye hiçbir şey yok. Sen buldun sokakta böyle bir kitap buldun. Acayip yazı yazılmış. Ya bunu götürdün. İnternete verdin ki bu kitabın bakayım manasını kim çözecek? Hiç kimseye böyle bir dil yok. Ne yaparsın kitabı? Çöpe atarsın. Şu anlaşılmıyor. O anlaşılmayan bir kitap anlamsız olsa manası kağıttan ibaret kalır. Şimdi bu kağıt kitabı eğer peygamber gelmese sallallahu aleyhi ve sellem kim alacak bu kağıt kitabını? Gördün mü? Bir de çünkü o halde şu gördüğümüz Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. levlak. Sen olmasan Habibim ben böyle bir yaratmazdım. Eğer o olmasa da kağıtın manası kalırdı. Şu anlaşılmayan bir kitap. Bir daha oku çünkü anlaşılmaz. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Yeri gelmişken şunu da oku. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Peygamberimiz için bu alemi yaratmış. Peygamberimiz bu ahali dinlediği vakitte hikmet devam edecek. Ama o ahali hikmet dinlemediği vakitte o zaman kıyamet kopacaktır. Anlatabiliyor muyum yani? Sen bir ev yapmışsın. Evde içine oturanlar evi paramparçaysa evi satarsın. Aynen bunun gibi. Tekrar konuya dönelim. Demek ki bir daha oku. Şeyde kaldığın yerde. Şu gördüğün Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam o kitabın katibinin kaleminin bu mürekkebidir. anlaşıldı mı burası? Katibinin kaleminin mürekkebi oldu.